Bayağıdır görüşemiyoruz. Evet ya, hiç denk gelmedik. Gerçi Ayaz Bey'le de öyle değil mi? Aa, siz önceden tanışıyor musunuz? Sağ olsun halı sahada beni çok güzel ağırladı. Ha, neyse. Var mı birileri bu aralar? Ya yok şimdilik. Aday falan da mı yok? Sana Burcu'yu yapalım hazır boştayken. Çok komik. Bu Şeyma hep böyle espri yapar bilir misin Ayaz? Hep. Bilmez miyim? Hatta bizim ortak bir tanıdığımız vardı. Rıza diye. Onunla çok şakalaşırdı böyle. Burcu'cum Mete'nin telefonu hala kapalı. Nerede kaldı bunlar? Bence biz başlayalım. Onlar zaten gelir babacığım. Ama merak edeceğim şimdi. Zaten abimle Öykü beraberlermiş. O yüzden bence hiç merak etme. Peki madem. Evet. İzninizle ben bir konuşma yapmak istiyorum. Tabii bu sürpriz olabilir sizin için ama... Pardon, çok pardon. Affedersiniz. Geciktik ama mazeretimiz var. Neredesin oğlum? Annem çok özür dilerim. Şimdi değil, daha sonra konuşacağız. Hoş bulduk Bülent amca. Şeyma? İyi misin? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Halloldu mu? Halloldu. Verdim bile. Tamam, iyi. Sevindim. Evet. Madem herkes burada, şimdi önemli şeyi açıklamaya geldi sıra. Babacığım, affedersin. İzninle ben bir konuşma yapmak istiyorum senin adına. Olur. Babamı tanıyanlar bilirler. Babam çok tertipli, düzenli bir adamdır. Mantık adamıdır, akıl adamıdır. Sabah kalktığında ne yapacağı çok önceden bellidir. O kalbiyle değil, önce aklıyla düşünür. Ama ben öyle olamadım. Hatta bunun tam tersi oldu. Ben önce kalbiyle düşünen insanların daha mutlu olacaklarını zannettim ama yanılmışım. Tabii insanın sahip olduğu şeylere tutunabilmesi için kalbinden önce aklına ihtiyacı vardır. Ben orta yolu bulduğuma inanıyorum. Biraz kalp, biraz akıl koydum işin içine ve bir karar aldım. İnsan bazı şeyleri uzakta arar ya, ama onlar burnunun dibindedir ya. Ben de gözlerimi açtım, gördüm ve baktım. İnsan hayatındakilerin değerini iyi bilmeli ve ona en kısa zamanda bir yüzük almalı. Şeyma, benimle evlenir misin? Şaşırt bugün beni, aklımdan